Büyük bir peygamber, gizemli bir hayat. Derin izler bırakmış muhteşem bir peygamber. Kur'an ona balık diyor. Sahibül Hud diyor. Balık sahibi diyor. Annelerinin adıyla anılan iki peygamber. Biri Meryem'in oğlu İsa, ikincisi Matta'nın oğlu Hazreti Yunus peygamber. Irak bölgesindeki halkı hakikate çağırıyor. Ama kulaklar sağır, gözlerde perde vardır, anlamak istemiyorlar, dinlemek istemiyorlar. Hazreti Yunus aleyhisselam dedi ki, ben artık onlara dönmeyeceğim. Peygamber kavmini sahipsiz bıraktı, yetim bıraktı. Yunus aleyhisselamın kavmi tam 40 gece boyunca Allah'a yalvardılar. İbret üstüne ibret, insanları uyandıracak, mezar taşına dönüşmüş olan cesetleri bile ayağa kaldıracak kadar büyük ibret. Allah bizleri peygamberlerin hidayetinden ayırmasın. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gününüz güzel olsun inşallah. Rabbim mutluluk versin. Allah sizi, bizi, hepimizi her türlü kötüden, kötülüklerden, şerden, şikaktan, nifaktan, hastalıktan, musibetten, fitneden, fücurdan, dedikodudan, efendim hesaba gelmeyen şer ne varsa tümünden Rabbim hepinizi, hepimizi korusun. Sevdiği Habibi ile komşu eylesin. Habibi Kerim ile, efendim sevgili peygamberle, cömert olan peygamberle, Habibi Edibi ile, güzellik peygamberi, edep peygamberiyle Allah hepimizi komşu eylesin inşallah. Bugün duayla, temenniyle başladık. Programımızda tabii ki sorularınız var. Sorularınız var, sorularımız var, konularımız var ama bugün güzel bir dua, Enbiya suresinin 87 ve 88. ayetleriyle başlamak istiyorum. Enbiya suresinin 87. ayetini dilinize pelesenk edin lütfen. Çok 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 önemli bir çağrıdır bu ayet. Neyin çağrısıdır? Yunus peygamber Ninova halkını, Irak civarındaki halkını en zor zamanda Allah'ın izni gelmeden, hicret izni gelmeden bırakıp gidip tekrar Cebrail'in dön halkına, sana ihtiyaçları var, fitneyle, büyük bir felaketle, kavmin yok olmak üzere, gökten gelen semavi bir felaketle yok olmak üzere git dön, kavmini tövbeye yönelt, belki Allah azabı kaldırır diye ikaz etmesine rağmen Yunus peygamberin kalbi daraldığı için, kavmine küstüğü için, kavmi onu hırpaladığı için, ona ağır sözler söylediği için kavmine dönmeme ihtiyacı hissetti. Ve ne yaptı? Uzaklaştı, gitti bir gemiye bindi. Uzaklara gitmek istedi, felaketi görmemek için. Allah da kavminin, Yunus peygamberin kavminin hidayeti anlayan bir tövbe ile tövbe ettiğini görünce, haklarında hüküm verilmesine rağmen istisnai olarak o kavmin üzerinden belayı kaldırdı. Ama tam bir tövbe ettiler. Efendim hayvanlarla beraber sahralara çıktılar, elbiselerini ters giydiler. Birisi ötekinin hakkına tecavüz etmişse tövbe ettiler, helalleştiler. Anneler çocuklarından, çocuklar annelerinden ayrıldı. Süt bebekleri, süt emen çocuklar anne için ağladı. Anne sütü için ağladı. Öyle bir dönüşle dönüş yaptılar ki Allah'a, sana muhtaçız ey Rahman. Senin kudretine sığınmışız ey Rahim dediler. Ama tövbeleri tövbeydi. Bizim gibi tövbe edip daha dönmeden tövbeyi bozanlardan olmadılar. Tövbelerine nasuh bir tövbe yaptılar. Nedir nasuh tövbe? O günaha bir daha dönmemesi yapılan tövbe. Allah'a tam bir sığınma ile yapılan bir tövbe, nasuh, kabul edilen bir tövbe ile Allah'a yöneldiler. Allah da azap tam gelecekken emretti ve azabı kaldırdı. İstisnai, haklarında hüküm vermesine rağmen Allah'ın hükmünü başka bir hükümle değiştirdiği, sünnetullahın, Allah'ın kurallarının başka bir kuralla yine Allah tarafından değiştirildiği istisnai bir ümmet oldu. İşte Hazreti Yunus bunun şahidi değildi. O kavminin helak olacağını zannetti.
Allah kaldırdı, belayı kaldırdı. Halk dönüş yaptığı için. Bu çok önemli. 2-3 kişi tövbe eder. Ama önemli olan halkın genelinin tövbesidir. Bugün de aynı şey geçerlidir. Günahlarımız, hatamız, kusurumuz var. Bir kısmımız çok iyi, secdede dua eder, ağlar, gözyaşı döker, ümmet için dua eder, halk için dua eder, Allah'ım kazayı kaldır, hastalığı kaldır, musibeti kaldır der. Ama diğerlerinin umurunda değil. İşte o zaman Allah rahmeti indirmiyor. Ama bir halkın tümü, diyelim ki bir halk var, kaç milyon diyelim ki? 5 milyon bir halk var. O 5 milyonun 5 milyonu da samimi bir itirafla Allah'a dönerse Allah belayı kaldırır. Ama 5 milyon var, 4,5 milyonu berbat, yarım milyonu, 100 bini, 10 bini, 5 bini iyi yetmiyor işte. Allah diyor ki siz böyle yapmayacaktınız diyor. Samimi bir itirafla bana dönecektiniz. Dönmediğinizden dolayı ben azabı kaldırmıyorum. Ama bir ümmetin tümü, halkın tümü bir bölgede, bir yerde, bir şehirde, bir kasabada tümden Allah'a yanaşırlarsa, Allah'a dönerlerse Allah azabı kaldırır. Kaldırabilir dilerse. O genel tövbe çok önemli. Ferdi tövbeler önemli de ama genel tövbeler. Niçin biz beraber dua ediyoruz? Dualarda, kandillerde, şurada burada. Niye ellerimizi kaldırıyoruz? Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyoruz. Ekran başındaki sizler de Ya Rab deyin. Belki Rab bizim günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı, suçlarımızı tövbelerimizle örter diye. Birinin kabul edilen tövbesi diğerlerine de yansır diye belki. İşte Hazreti Yunus peygamber gemiye bindi. Gemi yola çıktı. Yalpa yapmaya başladı. Dalgalar geldi, gemiyi kaldırdı, indirdi. Batacak gemi. Dediler ki yanlış bir adam var gemide. Yanlış adam kimdi? Bize göre yanlış değil. Haşa. Peygamber bu. Allah'ın ölçülerine göre yapmaması gereken şeyi yapan bir peygamber var. Peygamberlere de gönderilenlere de hesap soracak. Hazreti İsa'ya sormuyor mu? Ey İsa sen mi dedin beni ve annemi ilah edinin diye. Soracak. Şahit olacağız bizler bunlara. Dediler ki bir kaçak var dediler gemide. Hazreti Yunus o kaçak benim demek istedi ama kabul etmediler. Sen peygambersin dediler. Sensiz yol olmaz. Kura çektiler. Birinin atlaması gerekirdi gemiden aşağı. Kura kime çıktı? Yunus peygambere çıktı. Olmaz dediler. Bu kura yanlış yaptı dediler. Gönüller peygamberin harcanmasını kabul etmiyor. Bir daha attılar kura yine Yunus'a çıktı. Yine olmaz dediler. Yunus kaçak benim dedi. Allah'ın iznini beklemeden kavmimi bıraktım. Selde, fırtınada bıraktım ve döndüm. Halbuki bana Cibril git dediğinde gitmem gerekirdi. Gitmedim. Kaçak benim dedi. Dediler yok. Nihayet Yunus baktı ki harcanmayacak ama bütün gemi harcanacak. Gemi sahipleri Yunus'u harcayamıyorlar. Harcamamak lazım. O bir örnek de orada. Bir yanlış yapan, bir günah yapan, bir hata eden, efendim bir insanımızı, canımızı sıkan bir insana harcamayacağız. Harcatmayacağız. Onu affedeceğiz. Elimize geldiği kadarınca. Bir 10 yıl seni sırtında taşıdı. 11. gün dedi ki ya ben yoruldum bir in hele bir. Ya sen bana hiç iyilik etmedin ki. Yapma onu işte. İyi günlerini unutma. Yunus peygamber kendini denize bıraktı. Allah balığa dedi ki, işte Yunus balığı mıdır, başka bir balık mıdır, kim bilir. Balığa dedi ki, onu tut, yut, yeme. Senin gıdan değil o. Onu yut ama onu sahile doğru götür. Balık onu yuttu ama onu yemedi, sindirmedi. Sadece emanetçi, bir araba gibi Yunus'u taşıdı balık. Yunus en uzaklardayken, en dipteyken, okyanusun dibindeyken, İşte bu duayı yaptı. Enbiya suresinin 87. ayetindeki La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. Bu duayı. La ilahe illa ente. La ilahe hiçbir yaratıcı yok. İlla var ente sen. Senden başka yaratıcı yok.
icatlar, keşifler yapıyorlar. Yaratan yok. Yarata ham maddesi olmayan şeyi yoktan var etmektir. O Allah'a aittir. Onlar keşif, icat, güzel şeyler yapıyorlar. Ayrı mesele. Ama yaratan Allah'tır. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Sübhanek. Bütün kötü, bütün eksikliklerden, yanlışlıklardan arınmışsın. Sübhansın. Seni tenzih ederim. Seni anarım. İnni ben, şüphesiz ben, sadece ben. Kuntu oldum mine zalimi zalimlerden. Dikkat ediyor musun? Bir peygamberin duasını. Ya Rabbi kötülük işledik demedi. Ya Rabbi yani ne yapayım, kavmim kötüdür demedi. Benim zalim olan. Benim ben ya Rabbi günah benim günahım. Dedi, itiraf etti. 88. ayette diyor ki biz onu kurtardık diyor. Madem ki itiraf etti, duasını kabul ettik. Ve kendisini kederden kurtardık. Biz müminleri, sahih iman edenleri, samimi müminleri böyle kurtarırız. İşte bu dua, daraldığınız anda yaptığınız bu duayı Rahman kabul eder. La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu mine zalim. Peki hocam, nasıl yapalım bu duayı ki kabul etsin Allah? Büyüklerin bize tavsiyesi şu. Abdestini al, eline tesbihini al, istediğin kadar bunu söyle. La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu mine zalimin. Ve hocam dilim dönmedi ha benim. Arapça, dilim dönmedi. Dönmesin, Türkçe söyle. Allah bütün dillerin sahibidir. Allah bütün dilleri bilir. Hangi dille Allah'a yakarırsan, dua edersen kabul eder seni. Allah demiyor ki illa Arapça dua et. Zaten işte bizim programımız din programı. Programımızın kaçta kaçı Arapça? %1'i bile değildir. Türkçe konuşuyoruz. Türkçe sohbet ediyoruz. Duaları tercüme ediyoruz. Ayetleri tercüme ediyoruz. Kur'an anlaşılmak için indi. Kur'an uygulanmak için indi. Kur'an dillere, gönüllere ferahlık vermek için indi. Sırf Arapçasını okuyalım da ne kadar güzeldir diyelim değil. Evet, Arapçası da çok güzel. Kur'an'ın tilaveti de çok muhteşem. Gönüllere ferahlık veriyor. Anlamasan bile gönlün rahatlıyor ya. Ama anlamak en güzel olanı. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum. Hocam biz zalim miyiz? Evet. Evet. Allah'ın emirlerinin dışında bir hareket içinde olursak, hangimiz olursa olsun zalimiz. Allah zulmetmez. Allah kullara zulmetmez. Biz kendimiz akıbetimizi hazırlıyoruz. Kaderimizden sorumluyuz. Çok önemli. Allah yapacağımızı istediğimiz şekilde yarattı. İyi isteseydik Allah'a iyi yaratırdı. Kötü istesek Allah kötü yaratır. Yaratan Allah, isteyen ve işleyen biziz. Onun için sorumluyuz zaten. Peki bu duayı okuduk hocam. Sonra salatü selam getir. Nasıl getireyim hocam? Bilmiyorum ki salatü selamı. Allah'ım Muhammed peygambere salat olsun. Bu kadar. Bu kadar kolay. Din zor değil, zorlaşıran biziz. Din güzeldir, kolaylıktır, zorluk değildir. Yük değildir, yükü kaldırandır. Cehenneme postalayan değil, cennete kapı açtırandır. Algılarımıza problem var. Bakışımıza problem var. Dine düşman olanlar, acaba biliyor musunuz özünü dinin? Bilseniz bizden daha çok dine yapışırsınız ki. Sizden beklediğimiz de bu. Sizi yanlışa, cehenneme, azaba, postalama öyle bir yetkimiz yok. Öyle bir gücümüz de yok, öyle bir kabiliyetimiz de yok, öyle bir görevimiz de yok. Biz ancak birbirimize hidayeti hatırlatırız. Siz bize, biz size. Onun için Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat olsun. Bu ayeti oku, sonra salatü selam getir. Sonra istediğini söyle Allah'a. Yalvar Allah'a. Sohbet et, konuş. Hocam ben Allah'la gece yarısı konuşuyorum. Neyi ediyorsun? Aferin. Laf olsun diye söylemiyorum. Aferin. Hocam ben geceleyin oturuyorum. Karanlık bir ışıkta Rabbimle konuşuyorum. Neyi ediyorsun? Lütfen devam et ona. Ya sen kimsin de Allah'la konuşuyorsun? Sen kim oluyorsun ya? Demedik, demiyoruz, demeyeceğiz.
Belki senin Allah'la sohbetin, tefekkürün, tefekkürdür o, nafile ibadetten çok daha hayırlıdır. Farz gibi yerine olmaz ama nafileden daha hayırlıdır. Yeter ki Allah'ı bul ve vuslata kavuş. Allah'ı bulurken hangi yolla bulursan bul. Yeter ki helalde ara Allah'ı. Allah kapalı kapalılar ardında değil. Niye namazı çok sevdi peygamber? Gözümün nuru diyor namaz için. Gözlerimin nuru. Niye? Sebep ne? Allah'la sohbettir Fatiha. Ya mesela şöyle düşünün. Konudan konuya giriyorum ama lütfen affedin beni. Tekbir getiriyorsun. Önceye gidelim. Abdest aldın. Ellerini kollarını yıkıyorsun. Arınıyorsun. Yüzünü yıkıyorsun. Kollarını yıkıyorsun. Yani açık olan alanları dezenfekte ediyorsun. Ayakları yıkıyorsun. Abdest niyetiyle. Sonra huzura geliyorsun. Ayakta duruyorsun, kıbleye doğru teslim olmuşsun. Ne diyorsun tekbir getirmeden önce? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bağışla beni, bağışla beni, bağışla beni Rabbim diyorsun. Dua ediyorsun Cenab-ı Allah'a. İtiraf ediyorsun, günahını itiraf ediyorsun. İtirafın kalbinedir, kula değil. Kula günah itirafı yapılmaz. Kulun seni affetme yetkisi yok ki. Tövbe, kuldan dua istenir. İtiraf Rahman'adır, Allah'adır. Sonra durdun, Allah'ım senin için iki rekat namaz kılmaya. Allahu Ekber. Ellerini açmışsın, teslim olur gibi. Dünyayı ve dünyayla ilgili o anlık fikirleri geriye itiyorsun. Geriye itiyorsun. Ellerini açıyorsun Rahman'a. Allahu Ekber. Senden büyüğü yok Allah'ım. Krallar var, imparatorlar var. Büyük insanlar var, ordular var. Büyük sensin Allah'ım. Çünkü ölümü sen yarattın, dirimi sen yarattın. İnsan birbirini öldürüyor, yaratmıyor. Öldürüyor, yok ediyor. Yok etmeye müsaade eden yine Allah'tır. Var etmeye müsaade ettiği gibi Allah'tır yine. Sebepleri yaratan Allah'tır. Ama Allah imtihan dünyası olduğundan dolayı anında kötüleri yok etmiyor. Yapın bakayım diyor. Gelin hesabınız bana. Ahirette bana geleceksiniz diyor. Yapın attığınız adımın hesabını iyi yapın diyor. Tekbir getiriyorsun. Allahu Ekber. Hazırdasın. Tutuyorsun elini. Huzurdasın. Dizilerde falan görüyorsunuz değil mi? Yani şeylerde. Ne yapıyor? Sultanım. Bu bir saygı ifadesidir. Çok doğru mudur bu ifade? O ayrı mesele. Onu tartışmıyoruz şu anda. Ben sadece Allah'ın huzurunda eğinilebileceğini biliyorum sadece. Bazı diğer şeyler kültür meselesidir. Allah'ım önüne geldim. Fatiha okuyorsun. Allah'la sohbettir Fatiha. Sonra Allahu Ekber diyorsun, eğiliyorsun rükûa. Dikkat ediniz, birden secdeye varmıyorsun. Rükû. Rükû secde öncesi izin istemektir. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim olan Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Eğildin, yarı secdedir rükû. Teslim olmuşsun Allah'a. Başım, boynum senin önünde eğiktir ya Rabbi. Müsaade edersen doğrulup secdeye varacağım sana. Sanki müsaade çıkıyor sana. Allahu Ekber diyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Rabbena ve lekel hamd. Diyoruz ya, Rabbim sana hamdolsun, hamden, tayyiben, mübareken, fih. En güzel hamd ile Allah'a hamd ediyorum, ayakta duruyorsun bir şekilde. Allah diyor ki, eğil kul, eğiliyorsun Allah'a. Namazın zirvesi nedir? Secde. İbadetin zirvesi secdedeki duadır. Perdeyi kaldırıyor. Hocam perde zaten, perde Allah'ta değil, perde sende. Allah hangi perde örtecek? Allah perde öter mi? Perde sende, gözlerinde, kulağında, kalbinde perde var. Perdeyi sıyır, Allah'a yönel, eğiliyorsun. Subhan Rabbiyel A'la. Subhan Rabbiyel Azim. Onun için gönülden bunu yaptığında işte Allah seni kabul ediyor. Evet, salatü selam getir namazdan sonra, iki rekat kıldın. Yine salatü selam getir. Sonra yine Enbiya 87'yi oku, sureyi. La ilahe illa ente subhaneke oku. Sonra Allah'tan dilediğini söyle.
Allah dilediğimi kabul eder. Evet, böyle başladım, bu ayete başladım. Bu ayeti konuştum. Şimdi güzel bir ilahi dinleyelim beraber. Sonra devam edeceğiz inşallah. Yardım eyle, bir top düştüm yollarda. Aşk aradım merhametsiz kollarda. Derman sende, vefa yokmuş kullarda. Yıllar yılı ben kendimi aramaktan yoruldum, yoruldum, yoruldum. Yürüdüm olmadı, durdum olmadı. Olup bitenler yokluğum almadı. Tutunacak başka dalım kalmadı. Tekamelim bir güzel. Ben kendimi aramaktan yoruldum, yoruldum, yoruldum. Ben kendimi aramaktan yoruldum, yoruldum. Ben kendimi aramaktan yoruldum. Efendim, güzel ilahiden sonra vakit hiç kaybetmeden bir telefonunuz olacak. Telefonunuzu alalım, kardeşimizin sorusunu alalım. Sonra beş vakit namaz kılana Allah'ın bir vaadi var. Beş vakit namaz kılana. Allah'ın bir vaadi var. Bakayım vaadi. Ama diyor ki, kılmayana vaadim yok. Çok ilginç yani. Beş vakit namaz kılana bir vaadim var, sözüm var diyor. Ahdim var diyor. Ama kılmayana yok. Neymiş bakalım, onu göreceğiz de önce bir telefon alalım. Şimdi şu itirazı görür gibi oluyorum. Hocam beş vakit kılıyor ama yanlış yapıyor. Yapıyor. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyor diyen senin hiç yanlışın yok mu?
Hiç günahın, suçun yok mu? Melek misin yani? Önce kendinle günahı ara, başkasıyla uğraşmaz. Bizim en büyük hatamız başkasının günahıyla uğraşmak. Suçuyla, ahlakıyla, yanlışıyla. Yanlış olabilir, hatalı olabilir, kusur olabilir, günah işleyebilir, suç işleyebilir. Ama önce sen kendinle bir meşgul ol bakayım. Şeytan seni seninle değil, başkasıyla meşgul ediyor. Dikkat ediniz. Şeytan seni sana güzel gösteriyor. Aa ben süte konmuş ak kaşık gibiyim diyorsun. Acaba günahkar gördüğün senden çok daha iyi değil midir? Bir ihtimal ver yani. Evet peki telefonu alalım onu konuşacağız. Neymiş acaba Allah'ın vaadi? Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Hayır. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı günler dilerim, hayırlı sabahlar dilerim ben de. Efendim, hocam nasılsınız? İyisiniz hocam. Sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Hocam ben geçen eşimle tartıştık böyle. Bana o öfkeyle bana boş ol dedi ama 3 defa. Oğlum da yanımızdaydı, o da şahit olarak şey yaptı ama yani çok kavgalarımız oluyordu, eve gelmiyordu zaten 6-7 ay aradan sonra eve gelip gidiyordu. Evet. Şimdi böyle deyince bu sefer tamamen koptuk birbirimizden. Ne yapabilirim hocam, yani böyle bir nikah düşer mi böyle bir durumda? Yani ayrı evlerde mi yaşıyorsunuz şimdi? Şu zaten yanımızda değildi, zaten gelip gidiyordu İstanbul işte bir her yere, yani çalışma şeyleri var, gidiyor çalışıyor. Evet. Şimdi geldi bu sefer bayağı bir çattı. Bir de aile şeyi araya girdi, ailesi. Bayağı onu bana kışkırttılar. Şimdi aile sebep oldu da şimdi ben hakkımı helal etmiyorum hocam onlara. Bu nikah düşer mi ya da bu nasıl bir şey, ne yapmam lazım? Bir aydınlatmanı. Anladım. Kavga ettiniz bir ortamda, aynı ortamda, aynı salonda, evet. Aynı odada kızdı size. Evet. Boş ol dedi mi? Evet, zaten hocam bize bakmıyor. 18-20 yıldır evliyiz. Yani hiçbir şekilde gelip gidiyor sadece. Yani bakmıyor. Şu anda bile doğalgazımız kesilmiş. Hiçbir şekilde bize ilgilenmiyor. Bakmıyor. 4 tane öğrencimle, çocuklarımla ortada böyle. Sigortası var diye zaten ilgilenmiyorlar devletler. Ben de dedim ki niye böyle yapıyorsunuz? Sadece konuştuk böyle. Bir anlık böyle sinirlendi. Bana dedi ki madem kabul etmiyorsun git dedim. Evet, bazen tabii formalite evlilikler çok piyasada. Hem resmi hem dini nikah anlamında. Evet. Formalite olan çok evlilikler var. Evet. Tabii adını da koymak gerekiyor bunların. Çok üzgünüm şu anda. Ne evet. Yapacağım bilmiyorum. Şimdi hocam. Şöyle hanımefendi. Evet. Sen evliliğe devam etmek istiyor musun? Ya zaten 18-20 yıldır ben bunu çabalıyorum. Bir arada olmamız, ilgili bizimle çocuklarımızla yanımıza kalması. Onun hiçbir şekilde yanımıza kalmamasına bizi bayağı bir... kötü yaptı. Yani bayağı bir yıprat, çocuklarım peki, tek başıma bitti. Peki eşiniz söylediği sözden pişman mı? Ya zaten iletişim kuramıyorum. Şu anda hocam dışarı gitti, benden küs gitti, sözde çalışmaya gitti ama ben o paradan zaten hiçbir şekilde hayır göremiyoruz. Zaten göndermiyor. Az bir şey gönder, onu da bize minnet ediyor, başımıza kalkıyor. Bize kızıyor, bari şeyse para gönder. Ya mecbur değil mi? Hocam bize mecbur değil mi bakmasına? Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu anda 2 arada bir derede kaldım. Çocuklar var. Ayrılsam çocuklar bir de birbirlerine, onları birbirlerine sevdiriyordum, bağladı, şey yapıyordum. Yani istemiyorum böyle bir şimdi bu şey. Benim sorumun cevabı değil ama. Ben net bir soru sordum. Dedim ki evet. Sen devam etmek istiyor musun? İki kocan devam etmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Heh. İstiyorum. Kendisi de istiyordu. Aslında aile aramıza girdi. Şu anda aile bayağı bizi ayırdılar. Yani sizin de bu şekilde bir şekilde bize yardımcı olmanızı istiyorum. Tabii yardımcı olacağım da ben önce niyetinizi öğreneyim, ona göre yardımcı olayım. Eğer sen diyorsan ki hocam bu herif evet bana bakmıyor, bize bakmıyor, iyi yapmıyor, babalık yapmıyor ama neticede başımıza dursun. Onun için bir çıkış yolu var mı diyorsan, o da ya yaptık bir hata işledik ama dedik işte bir defa bunu, keşke demeseydim diyorsa ben cevabımı ona göre vereceğim. Ya dememiş hocam. Zaten onunla iletişim kuramıyorum şu anda. Yani biz bayağı küs olduk. Şu anda onunla hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Kendisi benden küs. Ben şu anda onunla konuşuyorum ama hiçbir şekilde telefonla da çocuklarla sadece iletişim kuruyor. Peki ben o zaman genel prensibi söyleyeyim size. Ona göre siz tercihinizi yapın. Bir defa boşsun, talak yani karı koca arasını birleştiren şey. Biliyorsunuz nedir evlilik? İki şahit huzurunda mehir verilerek
kurulmuş olan bir müessesedir. Yani evlilik budur. Karı bir kişinin birleşmeye, yuva kurma veya evlenmeye veya neyse bir araya gelme arzuları olduğunda iki şahidi zorunda. Bu benim karımdır. Beni aldın mı aldım, kabul ettim mi ettim, ben de seni kabul ettim. Şahit misiniz? Şahidiz. Mehirde iki bilezik, üç bilezik, beş bilezik, bir bilezik neyse. Artık karı koca olunuyor. Onun için bir özel bir tören şuna buna. Bunlar işin ayrı boyutları, geleneksel boyutları. Ama evlilik bundan ibarettir. İki şahit huzurunda iki tarafın birbirine iradeleriyle seni aldım, sana vardım demeleridir. Peki, bu evlenme bu. Peki boşanma nedir? Boşanma da geçinemeyen, bir araya gelemeyen veya değişik sebeplerden dolayı arayı açmak isteyen iki iradenin, kadının veya kocanın bu nikahtan vazgeçtim, benden boş ol demesidir. Kadının ise kendimi senden boşadım demesidir. Kadının böyle bir yetkisi var mı? Nikah kıyılırken o yetkiyi kocasından isteyebilir, nikah kılanacağı adamdan isteyebilir. Sıkıştığı, sıkıldığı anda da o nikahını verir, o talakı verir, kendini ondan boşar. Böylece herkesin yoluna gider. Peki hocam bu boş ol, boş ol, boş ol kelimeleriyle üç boşama gerçekleşir mi? Bazı alimlere göre evet, boşama gerçekleşir. Ne demek boşama gerçekleşir? Adamın yolu kendine, kadın yolu kendine. Kadın bir müddet bekler, işte kadının durumuna göre hamile ise çocuğunu yaptığında iddet biter. İşte 4 ay 10 gün, ölüm gibi olaylarda 4 ay 10 gün ölüm üzerinden geçerse veyahut da 2,5 ay gibi 3 temizlik veya 3 hayız süresince beklenir. Yeniden dönüş olmazsa adamın yolu kendine, kadın yolu kendine. Kadın gider başkasıyla evlenir, adam gider başkasıyla evlenir veya evlenmez. Peki bu boş ol kelimesi bir seferde söylenen, bir ortamda söylenen boş ol, boş ol, boş ol'la aile biter mi? Yoruma bağlı. Bazı fıkıhçılara, hukukçulara göre birinci boş ol kelimesiyle boşanma oluyor, ric'i talaka dönüyor. İkinci boş ol, boş ol kelimesi ise birinci kelimeyi güçlendiren bir ayrıştır. Yani ne demek yani? Boş ol kelimesiyle boşama olur. İkinci, üçüncü boşama teyit ve tekit niyetiyle söylemiş olan bu konuda ısrarcıyım cümlesidir ki üç defa boşanmış olmaz, bir defa boşanmış olur. Bir talaka gider, iki talakla devam eder. Bu bir çıkış yolu. Biz bu çıkış yolu nerede gösteriyoruz? Ortada çocuklar var, aile var, sıkıntı var, boşamak istemiyorlarsa biz bu yolu işletiriz. Deriz ki birinci boşamayla boşama gerçekleşti. İkinci, üçüncü kelimelerle boşama gerçekleşmedi. Olan bir boşamayı siz ifade etmiş oldunuz. Dönün ama bir daha benzeri şeyler yapmayın deriz, yönlendiririz. Ama karı koca, hayır biz bu işi bitirdik diyorlarsa yeterli olur zaten. Bu da ikinci yorum. Hocam benim yetkim yok bu durumda. Yani ben çocuklarım için kesinlikle hayır diyorum. Yani hiç şey değilim. Çünkü çocukların mutluluğu benim için önemli. Yani diyorsun ki evlilik devam etsin. Doğru mu? Evet. Gerçekten yani ailesi olmasa biz idare ediyorduk birbirimizi. Yani doğru doğru olanı söylüyorsun. Bizim de tercihimiz odur. Evliliğin devam etmesi, nikahın. Nikahlar sarsıntı geçirir, boşanmalı olur, yeniden evlenmeli olur. Bütün bunlar, kıyamet kopmuyor yani. İnsan hayatına bütün bunlar vardır. Bir şey daha, kusura bakmayın lafınızı kestim valla. Bir şey daha sorabilirim. Şimdi zaten dışarıda çok kalıyor. Mesela 6-7 ay kalması zorunda. Bunların nikahla ilgisi yok. 5 yılda kalabilir, 5 yılda kalabilir. Öyle dediler de ben baya bir şeye kaldım. Hayır. 5 yılda kalabilir. Gitti adam diyor, Almanya'ya gitti, Kazakistan'a gitti. Bir yerde çalışıyor diyelim. Gitti ve gelmedi. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl boşamadı. İrtibatınız devam ediyor. Karı kocasınız yine. Yani erkeğin veya hanımın kocasından uzak durması, karı koca hayatı yaşamamaları, aynı binayı, aynı daireyi, aynı yatağı, aynı odayı paylaşmamaları boşanma sebebi değil. Boşanmış olmuyor. Kadın diyebilir, kocam yanıma gelmiyor, çok özür dilerim, yatağıma girmiyor, odama girmiyor. Benle karı koca ilişkisi yok, ben boşanmak istiyorum. Hakkı var. Kadının da kocanın da hakkı var. O ayrı mesele. Ama ortada böyle bir şey yok. Adam kendi işinden dolayı gelemiyor. Gelemez. Nikah devam eder. Boşanma olmadıkça iki türlü boşama var. Bir, mahkemeye gitme boşaması var. İki, talakla boşama vardır. İkisi de bizim için geçerlidir. Hocam bizim sebebimiz nikahta nasıl geçerliyse, boşamada da geçerlidir.
Buyurun efendim, bir şey diyordunuz. Sizinle yayın içinde de telefonla konuşabilir miyim özel? Yani bir mahsur yok. Ha, konunuzla ilgili mi? Ya başka bir şey daha konuşacaktım. Tamam bacı, eğer arkadaşlar telefonu alırlarsa, uygun olursa ararız sizi yani, arkadaşlarla beraber. Yani yayın dışında konuşmak istiyorum tamam, hocam. Arkadaşlarla sizi ararız. Tamam. Problemi anlatırsınız. Yine tamam, yardımcı olmaya çalışırız. Hocam. Ama dediğim Allah şekilde razı olsun. İkiniz hocam, kocanızla bu kararı vereceksiniz. Allah'a emanet olunuz, hürmetler sunuyorum. Evet, bir telefonumuz daha var. Bir telefon daha var. Onu da alalım bakalım. Bu evlilik konuları, boşanma konuları. Yani şöyle, boşanma elbette ki arzu edilen bir yol değildir. Ama kıyametin de kopması demek değildir. Hazreti Peygamber hanımlarını boşayacak noktaya geldi. Doğru mu? Doğru. Hazreti Peygamber hanımlarından tümünden boşanacak noktaya geldi. Bir iki olaydan dolayı. Ama sonra da vazgeçti. Efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail hanımını boşadı. Hazreti Ömer hanımını boşadı. Yani bu hayatta olan şeyler, tercih edilen, tavsiye edilen şeyler değil. Ama hayatın bir parçasıdır. Boşanmak ne kadar, evlenmek ne kadar meşru bir yol ise boşanmak da o kadar meşru bir yoldur. Kıyamet kopmuyor. Yeter ki birbirlerini rahatsız etmesinler diye ifade etmiş olayım. Bir telefon daha var, alayım onu da. Alo. Alo, hayırlı pazarlar hocam. Hanımefendi, hayırlı pazarlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hocam size bir sorum olacaktı. Evet, evet. Hocam, benim kaynımın 3 tane kızı var, evlenmek istiyor. Eşi de hani diyor, çocuğunuzu verirse biz bakarız. Tek çocuk için evlenmek istiyor. Kaynım. Eşinizin abisi 3 kızı olduğu için hamile olduğum erkek çocuğumu bana ver mi diyor, ben büyüteyim diyor. Evet hocam, bunun günahı ne? Ben çocuğuma karşı nasıl bir günaha girerim? Bacı, niye veriyorsun ona? Vermek istemiyorum, vermeyeceğim ama ben bunun nasıl diyeyim, günahını sizinle nasıl böyle bir soru almak istiyorum. Sonuç ne olacak? Bacı, eğer bir anne, bir baba çocuğunu vermek istemiyorsa amcaya, dayıya işte bakmak, büyütmek için, yani ödünç gibi yani veya evlatlık gibi, evet, o amcanın, o dayının böyle bir talepte bulunması dinen haramdır bir defa. Böyle bir hakları yok. Evet. Çocuk evet, doğduğu yatağa aittir. Doğduğu aileye aittir. Onun babası belli, anası belli. Hani kimsesi olmasa, yetim olsa o ayrı mesele. Ama ortada varken olmaz. Hocam, kusura bakmayın, sesiniz kestim. Hocam, eşi diyor mesela yuvamı kurtarmak istiyorum. Bir kere söyledi. Ben daha çocuk yoktu. Ben dedim olursa belki veririm ama şu an çocuk var. Ben vermek istemiyorum. Verme tabii, senin çocuğundur yani. Vermek istemeyebilirsin. Şunu dersin yani, zaten biz akrabayız, yan yanayız. Çocuklarımız beraber büyüyorlar zaten. İstediğin anda gel oğlumu sev. Niye şimdi? Yani Allah dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir. Adam vardır, beş oğlu vardır, kızı yoktur. Adam vardır, 5 kızı vardır, oğlu yoktur. Allah kainattaki dengeyi böyle kuruyor. Herkese erkek çocuğu verirse ortada kız kalmayacak. Herkese kız çocuğu verirse ortada erkek kalmayacak. Allah dengeyi böyle koruyor. Hocam. Sevsinler, hediye getirsinler, büyüsünler. Ona efendim sünnetinde yardımcı olsunlar diyelim mesela. Önemli bunlar tabii ki, iz bırakan şeylerdir ama onun nüfusuna durup dururken kaydetmeniz doğru değil. Baba, anne ortada, çocuğunu başka bir nüfusuna kaydetmeleri doğru değildir. Çok önemli bir gerekçe olmadıktan sonra. Tamam bacı? Sen bebeni vermek zorunda değilsin. Bebeni vermezsin, mecbur değilsin vermeye, yok öyle bir şey. Senden de çocuğunu zorla alamazlar. 3 kızı varsa olsun. 3 kız kötü bir şey mi yani? 3 tane damadı olacak. Kötü bir şey değil hocam. Mesela bazıları var, arıyor diyor olsun, kız erkek fark etmez. Ama o da öyle bir kafada işte. Ya. Gidiyor efendim şey yapıyor. Efendim başka kocasıyla sperm alışverişi yapıyor, yumurta alışverişi yapıyor. Suni döllenme yapıyor. Suni aşılama yapıyor. Böyle çocuk, şeylere dinen karşı. Tabii çocuk sahibi olmak için uğraşıyor. Aylarca, yıllarca doktora gidiyor. Allah nasip etmiyor. Etmeyince etmiyor. 3 tane kız vermiş. Ne büyük nimet.
3 tane hanımefendi kızı var. 3 tane damadı olacak. Yeter daha. Allah vermiş, lütfetmiş. Kimine hiç vermiyor, kimine verince de azıyor bir şekilde. Yani bu yanlış bir yol. Doğru bir yol değil. Tamam mıdır? Herhalde. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Osman Hatipoğlu kardeşimizin, bakalım bugünkü sohbette nereye gitmiş, nereye bize anlatacak. Beraber izleyelim, beraber dinleyelim. Devam edeceğiz daha sonra. Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun efendim. Konya'da Mevlana Türbesi'nin önündeyiz. Buradayken sizlere ufak bir Hazreti Ali'den bir hatıradan bahsetmek istiyorum. Bir gün Hazreti Ali Kufe Camii'nden çıkmış, Kufe'nin sokaklarında gezerken bir anda Hazreti Ali'nin önünde bir adam yere düşer. Adama bir sara krizi tutmuştur. Hazreti Ali adama baktığı zaman adamın öleceğini anlar ve adamın yüzünü kıbleye döndürmek ister. İster ki son anında yüzü kıblede ölsün. Hazreti Ali 5 dakika, 10 dakika, belki yarım saat uğraşmıştır ama bu adamın yüzünü bir türlü kıbleye döndüremez. Hazreti Ali pes eder, ayağa kalkar, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Sonra başını eğer, üzüntülü bir şekilde evine doğru gider. Çünkü bir adamın yüzünü kıbleye döndürememiştir. Çok ağır bir durumdur bu. Bir insanın ölürken yüzünün kıbleye dönük olmaması Hazreti Ali derinden sarsmıştır. Hazreti Ali yanındakilere der ki, gidin neyin nesidir bu adam, öğrenin. Hazreti Ali'nin yanına biraz sonra gelirler. Derler ki, ey büyük imam, öğrendik ki bu adam hayatı boyunca yüzünü kıbleye dönmemiş. Anlar Hazreti Ali. Der ki, demek ki Yüce Allah bunun için benim onun yüzünü kıbleye döndürmeme müsaade etmedi. Çünkü İmam Ali de çok iyi biliyordu ki bir insan hayatı boyunca yüzünü kıbleye dönmemişse şayet Allah o insanın son anında da yüzünü kıblede istemez. Demek ki neymiş dostlar? Önemli olan hayatınız boyunca yaşadığınız müddetçe yüzünüzü sadece ve sadece Yüce Allah'a dönmektir. Yüzünüzü sadece kıbleye dönmektir. Bizlere bu büyük dersi, bu büyük öğüdü verdiği için büyük İmam Ali'ye selam olsun. Efendim Hazreti Mevlana'nın huzurundan güzel bir öğüttü. Osman kardeşimize teşekkür ediyoruz. Nasıl inanırsanız prensip o değişmez. Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle tevzi edilirsiniz. Kiminiz cennete, kiminiz cehenneme. Hayatınız önemli. Hayatın boyunca oturdun, ekran başında, sosyal medyada millete küfrettin. Böyle yaşarsın, böyle ölürsün, ahirette de aynı teraziye çekilirsin. Hayatın boyunca oturduğun sosyal medyada insanlara iyi şeyler anlattın. Öyle yaşarsın, öyle ölürsün, öyle haşrolursun. Unutmayın, Allah adillerin adilidir. Allah'a laf anlatmazsın. Allah lafları bilir. فَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْجَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ İster gizle, ister açık söyle. Allah sadırda olanı bilir, buradakini bilir. Allah'ı kandıramazsın. Bütün dünyayı kandırırsın, Allah'ı kandıramazsın. Bir hayat hikayesi. Bakalım ne yaşamış, bize ne anlatacak, beraber izleyelim inşallah. Hocam, babamı kaybettikten sonra yaşadıklarım daha da zor şeylerdi. Abim de işte babamın bu huylarından dolayı sokaklarda büyümüş çocuk. Uyuşturucu içiyor, o hani nasıl bir şeyler yaşıyorsa kafasında. Babam da ölünce dedi ki, hani babam artık yok, bu evin sahibi benim gibi. Aslında öyle bir şey yoktu ki, biz abi görmedik ki babam ölene kadar, abim sokaklardaydı. Buna en çok tabii karşı çıkan evde ben olduğum için en çok şiddeti de ben görüyordum. Mesela açık giyindiğimiz için abim şuran görünmesin, buran görünmesin. O yüzden işte abim beni dövüyordu sürekli, ben de kaçtım. Müzik
eşimle birbirimizi sevmedik. Yani o evet seviyordu biliyorum. Ama ben alışamadım da çünkü ben evlenmek için evlendim. Yani evden kaçmak için. Evlendiğimde nasıl yani ben şimdi kadın mı oldum evli miyim? 18 yaşındayım daha. Daha önce hiç erkek arkadaşım vesaire olmamış çünkü öyle bir kültürde büyümedik. Eşimden ayrıldım. Allah razı olsun kayınvalidem kızıma inanılmaz sahip çıkıyor. Aynı zamanda hala şu an evli olmama rağmen bana da sahip çıkıyor. Yani beni kızı gibi gördüğü için. Ve şimdiki eşimi tanıdım. Ve ben bu süreçte alkol içen, eğlenen, gezen yani kötü şeyler yapan, haram şeyler yapan bir insandım. Sonra bu eşimle tanıştım. Sanki eşim de böyle birisi yani. Eşim de beş vakit namazında, niyazında birisi değildi. İkimiz de vur patlasın, çal oynasın. Sonra evlendik. Biz her şeyimizi kendimiz yaptık eşimle. Evlilik ne demek, aşk ne demek, yuva ne demek ben şimdiki eşimde bunu biliyorum. Çünkü bizim orada aldığımız bir çöp bir şey bile inanılmaz emek vererek aldık. Çok zor işler başardık. Düğünümüzü kendimiz yaptık. O yüzden eşime, yani çok aşığım şimdiki eşime. Allah ondan razı olsun. Ben şimdiki eşimle biz ahiretimiz için birbirimizi bulduğumuza çok inanıyorum. Ben Nihat Hatipoğlu'nu çocukluğumdan beri biliyorum. Ramazan aylarında özellikle yani inanılmaz takip ediyordum. Eşim çok sevdi Nihat Hatipoğlu'nu izleyince. Çünkü yani insana şurasına dokunması lazım. Biri anlatıyor. Benim hocam nasıl diyeyim size bu dünyadaki babam gibi. Sanki babamın öğretemediklerini bana öğretti. Bu şekilde eşime bir gün dedim ki ben kapanmak istiyorum. Dedi ki açılırsan olmaz yani nasıl kapanmak? Ya bana destek olacak mısın olmayacak mısın? Nasıl destek olayım? Bana maddi destek olabilirsin. Çünkü hiç uygun kıyafetim yok. Hemen o an bütçemiz neye yetiyorsa birkaç parça bir şey aldım. Hemen kapandım ama asla açılmayı düşünemem mümkün değil. Ben çok severek bu tesettürün içerisindeyim. İnanılmaz mutluyum kendimi koruduğum için. Sonra ben dedim ki benim eşim nasıl namaza başlayabilir? Nihat Hoca'nın sohbetlerini dinlete dinlete eşime her gün işte Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Çünkü Nihat Hoca'nın onu nasıl sevdiğini biliyorum. Biz onun sevgisiyle Peygamber Efendimiz'in sevgisini eşimle ikimiz de Nihat Hoca sayesinde öğrendik. İşte bu Nihat Hoca'nın sohbetleri sayesinde eşim de bir gün dedi ki böyle olmaz bunlar. İzle, duy, bil. Bunun günah olduğunu duyuyoruz, hoca söylüyor. Fakat hiçbir şey yapmıyoruz. Ben de namaza başlıyorum dedi. Ve başladı eşim de namaza. Hocam bu ikinci evliliğimi yapana kadar kesinlikle hani dövme yaptırdım, alkol kullandım belirli bir zaman ki babam da bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmeme rağmen ortamlarımız bunu gerektirdi, arkadaş çevrem bunu gerektirdi. Şu an ama doğru yolu bulduğuma inanıyorum. Ama kıldığım namazım, tuttuğum orucum, evimde edilen dua, çocuklarıma ettiğim dua, en önemlisi de babama ettiğim dua kabul oluyor mudur hocam? Evet, ne kadar güzel ifade etti durumunu. Tabii bacı hepimiz günahkarız. Hoca günahkar, cemaat günahkar. Hangimiz mükemmeliz ki yani? Allah bize rahmetsin. Eğer kalbimizde beslediğimiz günahlarımız, hepimiz için diyoruz. Dilimizde, kulağımızda, gözümüzde işlediğimiz günahlarımız yüzümüzde yansısaydı birbirimizin yüzüne bakamazdık. Allah kereminden dolayı örtüyor. Elhamdülillah, demek ki programlarımız insanların gönlünde onların değişimine yol açabilecek kadar derin izler bırakıyor. Peygamber sevdası benim için sevdaların en büyüğüdür. Layık değiliz olmasak da en azından hani karınca misali hacca gidiyor ya. Diyorlar ki nereye hacca diyorlar. Hacca diyor hızlı hızlı gidiyor karınca. Ya diyorlar sen nasıl hacca gideceksin bu adımlarla 3000-4000 kilometreden gitmesek de diyor bu yolda ölürüz ya. Bizim hepimizin hesabı da o yani. Şimdi eşini çok sevmesi beni çok sevindirdi. Eşiyle beraber mutluluğu, sevgiyi, muhabbeti bulmaları beni acayip sevindirdi.
insanların birbirinden koptuğu, ayrıldığı bir dünyada bu tür muhabbetler bizi elbette ki teşvik ediyor, sevindiriyor. İnşallah eşinizle başladığınız namazınızı, ibadetinizi devam ettirirsiniz. Ve inşallah ahirette, cennette aynı yerde olursunuz. Eşimle ahiretimiz için birbirimizi bulduk kelimesi çok güzel bir kelime. Allah lütfetmiş demek ki. Babasına yaptığı dualar makbul dualardır inşallah. Namazdan sonra, secdedeyken, bazen namaz olmadan secdeye varın. Durup dururken oturdun, içinden geçti, abdestlisin veya abdestsizsin. Secdeye var, Allah'ım beni affet, bana mağfiret et. Yani tövbeni secdede yap istiyorsan. Namazın içinde veya dışında, abdestli veya abdestsiz. Hocam abdestli secde olur mu? Niye olmasın? Niye olmasın? Abdestsiz el uzatıyorsun. Abdestsiz secde namaz değildir. Namaz demiyorum. Abdestsiz olduğun halde secde et, dua et diyorum. Namazla o farklı. Namaz olması için illaki abdest şartı var. Ama abdesti beklemeden içinden birden bir heyecan, bir kasırga şöyle bir esti. Bir secde edem et. Allah'a yalvar. Allah sizi kabul eder inşallah. Başka soruları varmış. Devam edelim bakalım. Hocam, ailemde ne babamı ne annemi asla namaz kılarken başı secdede görmüş bir çocuklar değiliz. Bize onlar kesinlikle Allah'ı, kitabı, namazı öğretmediklerinden dolayı biz bunları tüm kardeşlerim, şu an benim iki tane daha ablam ve kız kardeşim var, onlar da kapalı. Hepimiz kendi bilgilerimizle, kendi çabalarımızla bir şeyleri öğrendik ama biraz geç oldu, tabii hatalar da yaptık. Bunların günahı nedir hocam annemle babama öbür dünyada? Baba ve anne çocuğu dünyaya getirmekle, sünnet ettirmekle, sevinmekle bu işi bitiremezler. Allah'ı, peygamberi, kitabı, helalı, haramı, kötülüğü, hırsızlığı, arsızlığı veya merhametli olmayı, affetmeyi öğretmedikçe namazı yaşa göre, yaşın durumuna göre, yani 2 yaşındaki çocuğa namaz kıl diyecek değilsin herhalde. Yaşı ilerledikçe eğitim de yani bir süreç var. O sürece göre bütün bunları alıştıracak. Bir şey kırdı kırma. Bir şey devirdi devirme. Efendim birine kızdı evladın. Evladım hata yapmış olabilir. Sen de hata yapabilirsin. Onu hoş gör. Eğiterek Allah'ı peygamberi öğretmeden eğer baba anne hayata son vermişse ve çocukları dini imanı öğrenmeden yetiştirirlerse o baba ve anne zalim hükmündedir. Hazreti Ömer'e geldi, adam dedi, benim oğlum itaatkar değil dedi. Beni dinlemiyor dedi. Şikayet ediyorum, ey halife oğlumu sana. Hazreti Ömer dedi ki, o delikanlı baban doğru mu söylüyor? Doğru diyor dedi, ey halife. Ama babama sorar mısınız? Bir gün bana helalı haramı öğretti mi? Bir gün bana komşu hakkını öğretti mi? Bir gün bana Allah'ı, peygamberi, namazı, ibadeti, Allah'ı sevmeyi öğretti mi? Bir sorar mısın ey halife? Hazreti Ömer soruyorum dedi babaya. Öğrettin mi? Öğretmedim. Oğlunun katili sensin dedi. Oğlunu şikayet ediyorsun, oğlun senden şikayetçi olmalı. Onun için ben sokağa saldım, sokak onu yetiştirsin. Olmaz öyle şey. Ona muhabbeti öğret. Hocam mükemmel değilim ki. Kardeşim kim mükemmel ki mükemmeli arıyorsun? Herkesin kendine göre bir hatası, kusuru var. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Mükemmelliği aramak zorundasın. Ama evladına sen mükemmel değilsin diye hakikati fısıldamaktan vazgeçemezsin. Öğreteceksin. Helali öğreteceksin. Başkasının malını, mülkünü almamayı öğreteceksin. Hırsızlık yapmamayı öğreteceksin. Komşu hakkını öğreteceksin. Zulmetmemeyi, dedikodu etmemeyi, fitne yapmamayı, insanlarla küsmemeyi öğreteceksin. Bunları öğrettiğin zaman sorumluluk olmaz. Hanımefendi, babanız ve anneniz hiçse bir şey öğretmediler. Bundan dolayı sorumlular. Yıllarca önce imamlık yaptığım yerde benzeri bir şeye şahit oldum. Bir aile, yıllar önce ilahiyatta öğrenciyim, 30 yaşındayım. Aynı zamanda imamlık yapıyorum Ankara, Akdere semtinde. Bir gün beni çağırdılar. Hem hocalık yapıyorum hem de hayatımı kazanıyorum. Hem de okuyorum. Babama yük olmamak için. Çağırdılar beni bir aileye gittim. Ailenin büyüğü vefat etmek üzere. Seccade istedim, seccade yok. Fatiha okuyun dedim, Fatiha bilmiyorlar.
Namaz kılın, dua edin, buna edin. Namazı bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim istedim, Kur'an-ı Kerim yok evde. Yaşadım bunu ben. Oturdum, kötü durumda olan, son günlerini yaşayan adamın başında Kur'an-ı Kerim okudum. Yüzü beyazladı ya, o adam rahatladı. Çıkarken, hocam borcumuz ne? Ne borcu dedim. Ne borcu? Yani sizi yorduk, buraya kadar zamanınızı ayırdınız. Ya Allah aşkına dedim, bu eve bir seccade alın, bir Kur'an alın. Hiçbiriniz kıbleyi bilmiyorsunuz ya dedim. Kıbleyi bilmiyorlardı ya. Akdereliler böyle değil. Bir aileydi öyle işte. Ve çok üzüldüm. Onun için baba, anne görevini, çocuğu yedirmek, doyurmak yetmiyor. Kalbini de doyuracaksın. Ona Allah'ı, peygamberi tanıtacaksın. Yapabildiğin kadarınca. İşte yapmazsa bakın hanımefendi ne diyor? Bir sürü günah işledik, hata işledik, kusur işledik. Bilmiyorduk Allah'ı, peygamberi. Sonra kendimizi öğrenmeye gayret ettik. Rabbim bize merhamet etsin. Evet, devam edelim bakalım. Devam edelim. Kardeşimiz ne soracak? Babam inanılmaz alkol içiyordu. Anneme inanılmaz fazla şiddet uyguladığı bir dönem. Annem artık hani yeter deyip o evliliği bitirdi. Ve babam yine alkol içerken vefat etti. Babam da ölünce açık giyindiğimiz için abim beni dövüyordu sürekli. Ben de kaçtım. Evden kaçmak için evlendim. Eşimle birbirimizi sevmedik. Eşimden ayrıldım. Yuva ne demek, ben şimdiki eşimle bunu biliyorum. Hocam tekrar selamun aleyküm. İkinci evliliğimde biz Allah'ı, doğru yolu bulduğumuza inanıyorum. Fakat bu sefer de eşimin hiç evlenmediği için ve benim ikinci evliliğim olduğu için beni istemediler ilk başta. Tabii ki de eşim beni sevdiği için bana sahip çıktı. Allah razı olsun, her zaman arkamda durdu. Bir gün evde eşim, babası ve ben oturuyorduk. Çocuğum hastaydı. Ağzında yaralar çıkmıştı çocuğumun. Aynı yaralardan eşimde de çıkmıştı. Ve eşim evden annesiyle hastaneye gitti. Ben de çocuğumla evdeyim. İşte eşimle annesi geldi ve annesi akşam üzeri olunca, birkaç saat geçince dedi ki, kızım dolabın üstünde bir yerde bir şeyin içine, valiz gibi bir şeyin, benim altınlarım yok. Ama altınlar aslında orada, sadece yüzük ve bilekliği yok. Ve benim aldığımı düşünmüş, dedi ki, bir hocaya sordum, hoca dedi ki sen alıyorsun. Neye uğradığımı şaşırdım. O geceyi o evde sürekli Yasin-i Şerif dinleyerek ve namaz kılarak geçirdim. İnşallah sabaha kadar bu altınlar bulunsun Allah'ım. Ama tabii ondan sonra bulundu. Altınları eşim buldu. Hocam, o gün eşimle iftiradan dolayı aynı gün birkaç saat içinde anlaşmalı olarak boşanacaktım. Yani sadece eşimi ilk kez o gün ağladığını gördüm. Ona haksızlık yapabileceğimi düşündüğüm için, gözyaşından gördüğüm için eşimin, döndüm geri. Ama ben kayınvalidem yüzünden yuvamı dağıtabilirdim. Bir tane zaten evliliğim bitti, bir kızım, anne ve baba ayrı büyüyor ve bir tane daha çocuğum 3 yaşında. Kayınvalidem bizi bile isteye o gün ayırabilecekti. Bunun vebali nedir hocam? Yani bir anneye, kayınvalide diye ifade ettiğimiz bir anneye, erkeğin veya kadının babası, annesi neyse, kayınvalideye olmayan bir suçu gelinine atması kadar feci bir şey olamaz. İkinci evlilik, ya olur, ne oldu? İkinci evlilik haram mı yani? Ne oldu yani? Yani beni bağışlayın, ne olur. Hanımefendi dulmuş, ne oldu dulsa? Hazreti Peygamber'in evlendiği bütün hanımlar duldu. İlk hanımı Ayşe, ikinci hanımı Hazreti Ayşe hariç. Bütün eşleri duldu peygamberim. Ne var, ne oldu ya? Dul olmak suç mu yani? Kocası ölmüştür, anlaşamamıştır, boşanmıştır. Yapmayın, etmeyin. Mutlu olan, birbirini bulmuş olan, birbirine uygun hale gelmiş olan aileleri bozmayın. Vebaldir, ağırdır. Teze, hala, dayı, nine, amca, etme. Etme ya. Bu hanımefendi kocasıyla birbirini bulmuşlar. Ne güzel işte.
birbirlerine Allah'ı tavsiye etmişler, İslam'ı tavsiye etmişler, yolu bulmuşlar. İlla ki biri çomak sokacak. Yok altın çaldı, yok bilezik çaldı. Ya kendi evinden millet niye altın çalsın Allah aşkına? Bir kadının kendi evinden, kendi ziynetini çalabileceğine ben inanmıyorum. Orada bir şey olmuştur biri. Ya bir yere düştü, ya şu oldu, bu oldu. Lütfen sevenleri ayırmayın. Lütfen birbirini sevenleri ayırmayın. Ayırırsanız Allah da sizi sevdiklerinizle ahirete ayırır. Etme, 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 etme. Bir sorusu daha varmış herhalde. Onu da alalım. Bu insanla ben ölene de görüşmeyi asla istemiyorum. Bunun bir günahı var mı ben onunla görüşmesem? Çünkü hocam hep diyor ki Müslüman Müslümana küs kalmamalı. Ben ama görüşmemeyi tercih ediyorum ve bu iftira yüzünden şu an psikolojik tedavi görüyorum. Yani antidepresan ilaçları kullanıyorum. Bir de bunu merak ediyorum. Bence hanımefendi, eşin aklı başında bir adam. Eşini kucaklıyorum sevgiyle. Beyefendi kardeşimi. İşte küs kalma. Normal şartlarda küs kalınmaz da. Ama benim sana tavsiyem, samimi olma, küs de kalma. Annedir netice itibariyle. O anne sen selamu aleyküm demedikçe senin aleyhinde kumpas kurmaya devam eder. Çok kolay bu kumpaslar biliyorsunuz. Bir şey atar, iftira atar, şu yapar, bu yapar. Kolay bu işler artık çağımızda. Bunu yapar ve seni üzer. Onun için sen akıllı ol. Selamu aleyküm anne, elinden öperim, nasılsın, iyi misin? Hiçbir şey olmamış gibi hareket. Hiçbir şey olmamış gibi hareket et. Utandır. Ama her gün yanına da gitme. Kocan sorduğunda, annenle iyiyiz, iyi, selam kelamımız tamam yerinde. Akılla. Buna ilmi siyaset diyorlar. Beni bağışlayın da. İlmi siyaset işi idare etme sanatıdır. İlmi siyasetle kaynananı da idare et. Kocanla zaten iyisin. Allah sizi ahirete beraber eylesin. Ne güzel. Ben böyle mutlu birini görünce çok seviniyorum. Acayip haz duyuyorum bundan dolayı. Çünkü o kadar çok boşanmalar var ki, o kadar çok şeyler var ki. Bu hanımefendi aklı başında, yanlış şey yapma. Bir soru daha varmış herhalde, onu da alalım. İkinci kez evlenmek günah mıdır hocam? Niye günah olsun? Niye günah olsun? Hazreti Hatice ikinci, peygamberimiz onun ikinci eşiydi. Ben peygambere bakarım. Benim ölçüm o. Hazreti peygambere bakarım, sahabiye bakarım. Kendime bakmam, sağa sola bakmam. Peygamberimiz ikinci kez evlilik haramdır, yapmayın deseydi, dul hanım alınmaz veya şu, o zaman tamam benim ölçüm budur derdim. O müsaade etmişse bizim onu kısıtlama şansımız yok, hakkımız yok. Onun için sen gitmişsin, evlenmişsin, nikahını kıymışsın, iki şahit huzurunda mehrini almışsın, helal olsun, bir problem yok. Başkasına bakmayın, sağda solda boş konuşanlara itibar etmeyin, ciddiye almayın. Yolunuza devam edin, evliliğinizi sürdürün. Hiç kimseyi dinlemeyin, hiç kimseyi de takmayın. Mutlusan devam et. Ama yanlışa da müsaade etme. Bir şey daha söyleyeyim. Mutsuzluğunu getirecek olan adımlar da atma. Akılla hareket et. İnce bir siyasetle işi idare et. Bir ilahi dinleyelim. Çok konuştuk. Bugün bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra bakalım. Kevser ırmağında saki olan ya bir bardak dem ikram etmez mi yola? Sıratın yolunu iyi bilen ya benim de
yazmaz mı ola sıratın yolunu iyi bilen yar benim delimden tutmaz mı ola aman medet duy sesimi dardayım sorma hallarımı gayet zordayım cehennemden daha beter kordayım yanarım yandım yetmez mi olam aman medet duy sesimi dardayım sorma hallarımı gayet zordayım cehennemden daha beter kordayım yanarım yandım yetmez mi ola Dört yanımı harlı ateş çevirdi vücut sarayımı yaktı kavurdu yaptım mamur ettim geri çevirdi viranemde bülbül ötmez mi ola yaptım mamur ettim geri devirdi viranemde bülbül ötmez mi ola aman medet duy sesimi dardayım sorma hallarımı gayet zordayım cehennemden daha beter kordayım yanarım yandım yetmez mi ola efendim bu güzel ilahiden dolayı teşekkür ediyorum artık sizi çok fazla ekran başında tuttuk müsaade isteyeceğiz programlarımızı unutmuyorsunuz pazar günleri efendim pazar günleri bugün olduğu gibi Kur'an ve Sünnet programında sabahları 10'da beraberiz. Efendim Perşembe akşamları, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 00:20'de diziden sonra ekranlarla oynamayın yani. diziden sonra bizi izleyin. Hep beraber tövbe istiğfar ediyoruz programlarda. En azından bizimle beraber tövbe istiğfar ediniz. Ve her Cuma yani Perşembe akşamından sonraki sabahında, Cuma sabahı 8:30'da yine huzurunuzdayız. Mevlam sizden razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Kusur, günah, hata, eksiklik varsa bizdendir. Güzellik varsa anlatımız dindendir. Diyorum, sevgilerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.